başka beden olmak ister misin? Yok, istemem. 34 beden sanırım. Kimler sizin beden sence? Valla bilmiyorum ama Ebru Şallı olabilir ya da mankenlerin birçoğu 34 beden olabilir. Güzel kadın peki sadece sıfır beden olmalı mı? Hayır. Sıfır beden nedir? Çok zayıf olan bayanlar. Peki kimler sıfır beden sizce? Bence Gülşen. Sıfır beden nedir? Sıfır beden yani 34-32 bedenden daha aşağı beden demek diyebiliyorum. Evet. Sıfır beden nedir? Ya bence sıfır beden 32 beden aşağısı olabilir yani. Kimler sıfır beden sence? Ya bana göre genelde mankenler sıfır beden. Güzel bir kadın sıfır beden mi olmalı? Değil. Bence değil ya. Yani giydiğinde taşıyabilmeyin. Çok zayıf bir kızın üzerinde bir kotu gördüğünde bir şeye benzemiyor bence. Fit vücutlu olmak veya hani klasik bir veya şöyle söyleyeyim. Mesela 30 beden dünya standartları ölçüsünde fit beden mesela 30 diyelim. Peki kimler sıfır beden sizce? Ya açlıktan ölenler. Ya mankenlerden daha zayıf olanlar yani. Bizim zaten Türkiye'de sıfır beden mankenimiz yok. Öyle hani yurt dışındaki defilelerde görüyoruz. Onlar sıfır beden gibi geliyor bana. Tabii konu bu kadar ciddi ve hassas olunca mutlaka bir uzman görüşü de gerekiyor. Diyetisyenimizin genç kızlara uyarıları olacak. Sıfır bedensiniz diye güzel olacaksınız demek değil bu. Ama ben niye sıfır beden olmuyorum? Bak sıfır beden olanlar işte daha güzel görünüyor. Bir de bize empoze edilen son zamanlarda bir son yıllardaki biliyorsunuz trend olduğu için kendini yavaş yavaş bir kere psikolojik olarak bozmaya başlıyor. Ne kadar zayıflasa da beden algısı bozulduğu için kişinin kendini hep kilolu görür. Aynaya baktığında siz onu çok zayıf görseniz bile asla zayıf olduğunu kabul etmez. Modellerin de bizlerden, normal insanlardan aslında bir farkı yok. Onlar da sağlıklı beslenmek zorunda. Ama onların vücut tipleri daha zayıf olmaya müsait olabilir. Ama onlar da et yiyecekler, onlar da süt içecekler, onlar da meyve sebze yiyorlar. Hepsi kötü besleniyor, hepsi aç kalmak için kendilerini çok zor koşullara sokuyorlar demek değil bu. Tabii bir de bu fotoğrafın diğer tarafı var. Erkeklere soracağız. Sıfır beden hakkında neler düşünüyorlar? Sıfır beden nedir? Sıfır beden Victoria Beckham'dır. Sevgili sıfır beden olsan mıydı? Yok hayır istemem. Neden istemezdin? Çünkü bana göre balık etli olmalı bir kız. Sıfır beden değil. Yok. Vardı ama beğenmiyordum ya öyle diyeyim. Sıfır beden sevgilim olmasını isterim. Açıkçası. Peki güzel bir kadın sıfır beden olmalı mı? Hayır. Sevgilinin sıfır beden olmasını ister misin? Yani istemem. Zaten sıfır beden olan biriyle de ilişki düşüneceğimi de pek zannetmiyorum. Sıfır beden bir insan ne sırt üstü ne de yüz üstü de yatabilir. Çünkü yine kemikleri batar. Sıfır beden birisi hiçbir sporu yapamaz. Çünkü ne kalbinde, ne kolunda, ne de bacağında, kısacası vücudun hiçbir yerinde güç kalmamıştır. İncecik bedeninde kafasını taşımakta çok zorlanacaktır. Çünkü kafatasımız tek başına sadece 5 kilo. Göğüsleri yoktur. Gözleri, yanakları, daha doğrusu tüm yüzleri içe çökmüştür. Çünkü vücutlarında hiçbir yağ ve vitamin kalmadığı için. Tenleri, saçları mattır. Tırnakları sağlıklı uzamaz. Dişlerinde muhtemelen problemler görüyor olursunuz. Çünkü vücutta hiçbir yağ kalmamıştır, hiçbir vitamin kalmamıştır. Özellikle saç, tırnak ve dişleri besleyen aynı vitamin vücutta eridiği için maalesef bunları hiçbir sağlıklı şekilde göremezsiniz. Her 34 beden sağlıksızdır diye bir konuda yok. Evet, tüm acı gerçekleriyle sıfır bedeni size anlatmadım. İstiyorsanız birine sıfır beden demeden önce tekrar bir daha düşünün.